huzur dolu günler diliyorum. Her ne kadar huzur dolu olmasak da malum olaylardan dolayı. Günümüze başladık, kahvaltı hazırlıyorum. Şöyle biraz dedim sosumdan koyayım. Ne zamandır bu acılı sostan açmamıştım kahvaltı için. Bir taraftan da ne yapıyorum? Patates kızartıyorum. Hummalı bir kahvaltı hazırlıkları var bizim evde. Şu zeytinimi de çıkartayım. Şunlara da küçük küçük tabaklara da patates koyacağım. Ve kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltıdan sonra artık görüşürüz. Benim ömrüm de yollarda geçecek herhalde böyle. Yollarda öleceğim kalacağım. Saat 1'de randevum vardı. Hastanede, ortopedi bölümünde. Onun için evden çıktım hastaneye hemen şöyle. Burası evimize 3-4 durak ileride bir hastane. Büyük bir hastane. İşte o randevum için geldim. İnşallah göstereceğim şu ayağımı sonunda. Çünkü ortopedi bölümüne çok zor randevu bulmuştuk. Böyle ayak parmağımda sanki bir raptiye batmış ve ben o raptiye ile birlikte yürüyormuşum gibi bir ağrı var. Bir aydır çekiyorum. Bir ayı biraz geçti. Şimdi işte onun için geldim. Bu hastane de biraz karışık. Şimdi o bloklar içinde kendi böyle geçişleri var. Arayacağım, bulacağım ortopedi bölümünü. İnşallah işim uzun sürmez de bu sıcakta böyle dolanıp durmam. Ağzım dilim kurudu hemencik. 2 adım yürüdüm. Hastanede burası. Acil girişinden gireceğim, daha yakın diye arkayı dolaşacağım. Vallahi ne çok hastaneye gittim geldim bu sıralarda. Şimdi ortopedi bölümünü de bulayım. Şu yan girişten girip de ondan sonra işimi bitireyim hızlıca burada. Umarım böyle röntgen bilmem ne olayları falan olup da uzamaz işim. Neyse, anlatırım size devamını, detaylarını eve geldikten sonra. Ve eve geldim. Allah'tan işlerim çok güzel gitti. Yani hızlı hızlı her şey oldu. Gelince de azıcık dinlendim. Malum sıcak yoruyor insanı. Kan tahlili yapıldı ve röntgen çekildi. Bu arada da 6 tüp kan aldılar. Ayaklarımdan röntgen çektiler. Akciğerimden röntgen çektiler. Sonuçları sabahleyin çıkacak. Ben de henüz ne olacak bilmiyorum. Sabahleyin 9'da doktorun yanına gideceğim direkt. Hiçbir şey yapmadan direkt bana gel dedi. Valla oraya gideceğim. İşte yarın sabah belli olacak ne olacak. Hemen mutfağı toplayacağım. Dünden biraz... Niye karardı? Dünden biraz yemeğim var. Pilavım da var birazcık. Birazcık böyle köfte patatesim de var. Çok değiller, azlar ama yemek yapar mıyım bilmiyorum. Hani yapasım da yok açıkçası bugün yemek. Öyle işte bir mutfağımı toparlayayım. Yataklarımı kapattım az önce. Azıcık ütüm var. Ama ütüm de çok değil. Hani ütü açmaya değecek kadar da bir ütüm yok. 4 tane tişört var ütülenecek. Başka da hiçbir şey yok. Vallahi bugün dinleneceğim herhalde. İnşallah sonuçlar da güzeldir de yani. Aksi bir şey olmaz. Yani ayak ne olabilir bilmiyorum da. Göreceğiz ya. Yarın biraz böyle sabırsızım ben. Hani her şey bir an önce sonuçlansın isteyenlerdenim de. Öyle olmuyor işte her şey. Vallahi sabahleyin salona süpürge tutmuştum. Kahvaltıyı orada yaptık diye. Buraya da bugün akşam yemeğinden sonra bir süpürge tutarım. Onun haricinde şimdi süpürge tutmayacağım buraya.
İşte böyle bulaşık bırakmayınca mutfak çabucak toplanıyor. Görüldüğü gibi şöyle hemen mutfağımı toparlayıverdim. Sadece birazcık süpürge tutmam icap ediyor ama akşam yemeğinden sonra o da. Şimdi mutfağımızdan çıkmadan, aslında çıkmıştım. Biraz salona gittim, sonra markete gittim. Hatta makarnalarım, ispatım şuraya koyayım, kaldıracağım. Ne aldım biliyorsunuz mu? Tatlı yapacağım ben. Tatlı yapacağım. Şu sütüm de, yedek sütüm, onu da kaldırayım dolaba bir saniye. Evet. Şimdi geldim. Söylüyorum sizlere, güzel bir tatlı yapıyoruz. Birlikte ayarladık. Tencereyi birlikte çırpacağım oğlum şuradan. 1 litre sütü tencereme koydum. Burada da ne var? 4 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı dolu dolu olmayan kakao var. Burada da 1 su bardağı toz şekerimiz var. Toz şekerimizi sütümüzün içine döküyoruz. Ben 200 ml'lik bardaktan biraz daha büyük kullandım. Muhtemelen bu 250'lik. Çünkü biz tatlıyı tatlı seviyoruz. Şimdi burada da bir tane krema aldım. Krema kullanıyoruz. Ve şurada da paketinden çıkardığım bitter çikolatam var. Şimdi nişasta şekeri koyduktan sonra nişastayı ve kakaoyu tencereme koyuyorum. Altı kısık da iyicene. Gürültü yaptım. Şöyle. Ve bir tane yumurta sarısını ilave ediyorum içine. Güzelce ne muhallebi kıvamını alana kadar attık altına. Açayım birazcık. Benim küçük ocağımda muhallebi kıvamına gelinceye kadar bunları bir güzel pişiriyoruz. Tatlımız kıvam aldı. Şimdi içine bitter çikolatamı kırıyorum, atıyorum. Elimizden de sarı bezi düşürmüyoruz tabii ki. Bu arada da sularımız kesildi bizim. Şimdi çikolata eriyene kadar şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Şuradan da şöyle alayım buraya. Burada daha rahat olacak. Şöyle güzelce çikolatayı erittim içinde. Şimdi kremamızı da boşaltıyoruz içine. Şimdi güzelce kremayı da yediriyoruz tatlımızın içine. İki-üç dakika ben bunu çok güzel bir şekilde çırptım. Artık kutlarımıza
Doldurma zamanı. Kuplarımı, tatlılarımı doldurdum. Şurada ilk sıcaklıkları çıksın. Ondan sonra üzerine bir şeyler artık süslemek istediğiniz ne varsa evde. Hindistan cevizi, Antep fıstığı. İşte bilmiyorum aklınıza ne gelen varsa. Soğuduktan sonra artık onları koyacağız. Şimdilik çok sıcaklar. Bereketli de oldu. Şu kaselerim benim çok büyükler. Yani tam bunun iki katı kadar içine ne tatlı alıyor. Böyle 2, 4, 6, 8 tane böyle oldu kupum. Bir de şurada şöyle tencerenin dibindekileri artık buna koydum. Bu da bayağı var. Yani 1 kilo 1 litre sütten bayağı bir tatlı çıktı. Bereketliymiş maşallah. Tadı da inşallah güzeldir. Bulaşıklarımı attım şuraya. Sularımız henüz yok. Sular gelince artık toplarım. Bunlar da birazcık şöyle bir 10-15 dakika dursun. Buzdolabına atacağım bunları da. Soğusunlar, öyle bakarız artık. Akşam yemeğimizi yedik. Aradan kaç saat geçti. Çayımı demledim. Şöyle bulaşıklarımı gördüğünüz gibi biraz toplamaya çalıştım ve hala sular yok. Kaç saat oldu? Yaklaşık 4 saat falan oldu. Vallahi elimden geldiği kadar suyum da yoktu benim yedekte. Hemen birazcık çalkaladım tabakları. Şöyle bulaşık makineme attım. Vallahi o tencerem orada duruyor. Özellikle kaldırmadım. Bir tane de lavabonun içinde var. Pilav tencerem. Onu da içine biraz su akıttım kabarsın. Vallahi çok temizleyemedim. Sular gelince inşallah hani toplarım artık. Şimdilik dağınıklık görünmesin diye bu şartlarda böyle yapabildim. Azıcık daha bekleyelim bakalım. Hani belki bir çay içerken sularımız falan gelir, ne bileyim. Bekliyoruz işte öyle. Şöyle bari kendime bir bardak çayımı alayım ben. Biraz da böyle bekleyelim değil mi? Köpürte köpürte de döktüm bak. Neyse. Şöyle size tatlımla bir kapanış yapayım. Saat 9 oldu, bizim suların geleceği yok. Arıza varmış ama giderilmiş görünüyor, bilmiyoruz. Ben bir tane tadına baktım. Tadı çok güzel olmuştu. Çok beğendim. Size de şöyle göstereyim istedim. Bunun üzerine ben bitter çikolata kondurdum. Siz tabii ki süslemeler size kalmış. Benim öyle süslemede çok bir marifetim yoktur. Ama tatlı çok güzel olmuş. Sevginin enfes mutfağından tarifini almıştım. Çok kolay bir tarif. Biliyorsunuz ben zor işlere gelemem. Böyle kolay tarifler beni benden alır. Hemen yapacaksınız, soğutacaksınız, yiyeceksiniz. Az malzemeli, az vaktinizi alan pratik şeyler tam benlik. İşte ben de sizinle bugün kapanışımı böyle yapıyorum. O zaman bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.